hesabı 1770 lira. Gelirlerden alacaklar hesabı 8, iştirakler hesabı 855.082 lira. Yapılmakta olan yatırımlar hesabı 9.500 lira. Tedavi fonu hesabı 5. Asırlarla vesaire. Yönetim kurulu 80.000 liranın. Fasıl 15 madde 001 bağış ve yardımlar. Değerli arkadaşlar, geçen Perşembe günü Ankara'da 1. organizenin 2. etap kısmının ihalesini gerçekleştirdik. Biliyorsunuz orada etap etap gidiyoruz. Kamulaştırma yapıldıkça lekesiz alan oluşturup arsa ihtiyacını karşılama adına çalışmalarımız devam ediyor. Orada da malumunuz 2. etapta 3500 dönümlük bir alan tekrar lekesiz alan oluşturuldu. 88 parsel oluştu. Bunun keşif bedeli 45 milyon küsürdü. Yine 1. organize yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, müdürle birlikte bu ihaleye katıldık. Bu ihalenin yapılış şekli biliyorsunuz. Bakanlar organize müdürlüğü adına ihaleyi yapıyor. %43.21'lik kırımla yaklaşık 26 milyona ihale edildi. Güvenlik soruşturmasından sonra yer teslimini yapacağız. Malatya'mıza, iş dünyamıza hayırlı ve uğurlu olsun. Bu süreçte yardımlarını esirgemeyen Sayın Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfekçi Bey'e de huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Malatya için bu önemliydi. İnşallah önümüzdeki süreçte inşaatla birlikte arsalarla ilgili çalışmaları tamamlayacağız. Yine bu kapsamda yine 1. ve 2. arıtmaya ilaveten 1 ve 2'nin toplamından daha fazla bir kapasiteli bir arıtmanın çalışmalarına başladık. Onunla ilgili de çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Bunu söylememde maksat, biz gelecek nesillere temiz bir çevreyi bırakmak zorundayız. Bu anlamda da üzerimize düşen sorumluluk bilinci içerisinde hareket ederek kapasitenin arttırılması gerektiği düşüncesinde hareketle bu çalışmaları da başlatmış bulunuyoruz. Geçen ay içerisinde Ankara'da Malatya tanıtım günleri gerçekleşti. Biz de 1. OSB Müdürlüğü, 2. OSB Müdürlüğü ve Ticaret Odası olarak bir stand açtık. Orada Malatya'nın tanıtım günlerine katılmış olduk. Daha ziyade orada Malatya'nın yöresel yemeklerini ve kayısıyla ilgili bir tanıtım gerçekleşti. Bu zaten Türkiye genelinde artık yerleşen bir adet. Özellikle bütün iller bu etkinliği yapmaya gayret ediyor. Bu dördüncüsü gerçekleşti Malatya tanıtım günlerinin. Biz de orada geçmişten beri Malatya hizmet eden değerli bürokratlarımızı da ağırladık. O da olarak da bu görevimizi yerine getirmenin gayret içerisinde olduk. İstihdam seferberliği ile ilgili Malatya taahhüt ettiği rakamları gerçekleştirmek üzere şu anda Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nde aldığımız verilere göre, bilgilere göre bu aya kadar 9.000 istihdam, yeni istihdam gerçekleşmiş oldu. Zaten malumunuz bir ülkenin kalkınması için üretim ve istihdamın şart olduğunu, istihdamın da iller için, ülke için neden önemli olduğunu sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Bu anlamda da Malatya her geçen gün istihdamını artıran bir kent hüviyetinde. Diğer bir konuda Malatya'nın Ocak-Eylül dönemi, yani 2017 Ocak-Eylül dönemindeki ihracat rakamları. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin verilerine göre Malatya'nın Ocak-Eylül 2017 ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %4 artarak 255 milyon dolar oldu. İhracat sektörlerinin kuru meyve ve mamullerinde hazır giyim ve konfeksiyon, tekstil ve ham maddeleri, su ürünleri ve hayvansal mamullerde oluşmaktadır. Ben burada tekrar
ihracatçılarımızı, ihracat yapan firmalarımızı özellikle kutluyorum. Tabii bu Malatya'nın ihracatını tam yansıtıyor. Bizim büyük şirketlerin çoğunun merkezi İstanbul olduğu için ihracat rakamları bunlar. Bir başka bir etkinliğimizde odamızın ev sahipliğinde Ekonomi Bakanlığı, Dış Ticaret Uzmanları ve Exim Bank uzmanlarınca üyelerimize ihracatta sağlanan devlet yatırımları hakkında bir toplantı düzenlendi.